Şerefsiz memlem hiçbir temizlik işini yapmamış. Okulu toz pis getiriyor. Resmen inkaz devralmışım be. Şu hale bak. Bu okulu adama diyeceğim de biraz vaktimi alacak işte. Ne bu? Bu Rusti'nin kız kardeşi mi gelmiş? Anam şuraya bak. Aynı Japon meleğine benziyor. Günaydın. Günaydın. Ben İngilizce öğretmeniyim. Bu okula tayinim çıktı da. Ne? Te Japonya'dan mı tayin ettiler seni buracıklara? Hayır, Japonya'dan çıkmadı. Türk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıktı evvelallah. Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nda tabii oluyor böyle hatalar ara sıra. Ama bak ne güzel olmuş senin gibi Japon meleği okula gelmiş değil mi? Bakın, boş lafla karın doymuyor. Benim müdür beyle derhal görüşmem lazım. Türkçe biliyor musun? Türkçe. Evet. Beni bu okulun müdür beye derhal götürür müsün lütfen? Tabii şimdi bizim direktör bey çok insandır. Herkesle görüşür yani. Ne bileyim Çinli olsun, Japon olsun, Alman olsun. Her mezhepten insanla görüşür yani kendileri. Lütfen. Lütfen artık gidelim mi? Olur. Buyurun. Yiyin evlatlarım, yiyin aslanlarım. Ben kimseye amir sağlamın balıkları zafiyet geçiriyor dedirtmem. Siz böyle bir deri bir kılçık görenler benim arkamdan vicdansız cimri bile derler şerefsizim. Gel. Gel. Müsaitseniz girebilir miyim direktörüm? Yahu gelsene evladım gel. Allah Allah ne var? Direktörüm dışarıda bir Çinli Türk sizi görmek ister. Çinli Türk mü? Ne diyorsun sen ya? Çinli Türk işte. Çağırayım da bir bakın isterseniz. Çinli Türk bir geliver. Direktörüm seni görecek. İyi günler. İyi günler. Hayrola kayıt için mi geldiniz? Hayır, öğretmen olarak geldim. Benim tayinim okulunuza çıktı da. Ha, öğretmen olarak tayiniz çıktı. Ne öğretmeni? Karate öğretmeni mi? Hayır efendim. İngilizce öğretmeni olarak. Buyurun. Japon musun? Hayır, ben evvelallah Türk'üm. Ya, ilginç. Direktörüm, ben de kıllandım. Bence evrakı bir kontrol et. Buyurun. Evet. Adınız Hanako. Evet. Ben bu izinde hiç Türk görmedim. Ben Japon asıllı Türk'üm. Yani daha önce Japon'dum, sonradan Türk oldum. Biraz uzun hikaye. Size de sonra anlatırım inşallah. Direktörüm bu Türk olurken gözleri yapmayı unutmuşlar ama süper olmuş. Japon meleği gibi olmuşsunuz. Çık dışarı! Susak ağzını! Baş üstüne direktörüm! Bir sorun yoktur inşallah. Ya, sorun yok. Hayırlı uğurlu olsun. Okulumuz döner sermaye ile kendi kendine yetmeye çalışan mütevazı bir devlet okulu. Anlıyorum efendim. Bu yüzden döner sermaye ne kadar çok para kazanırsa okulun durumu da o kadar iyi olur. Tıpkı Japon ekonomisi gibi. Sizden ricam kantinden bol bol çay kahve içmeniz. Ve dışarıdan yemek getirmeyip her şeyi kantinden yemeniz. Anlıyorum efendim. Kantinimizde çeşit çoktur. Bakın bu balıklar bile bütün yiyeceklerini kantinden alırlar. Ama tabii kendileri alamadığı için ben getiriyorum. İsterseniz size de pilav, sushi bile getirtirim şerefsizim. Teşekkür ederim. Ama ben evvelallah sizin yediğiniz yiyeceklerden yiyorum efendim. Ya demek öyle. Ne yapalım? Olsun siz gene de bütün alışverişinizi kantinden yapın ki aramıza bir sorun çıkmasın.